Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Bilgi Sarman, AYT Matematik Soru Bankası'ndan trigonometri ile ilgili sınavlarda çıkabilecek harika bir soru. birlikte çözelim. Ön yüzü ve mavi, arka yüzü kırmızı olan üçgen biçimdeki ABC kağıdı şekil 1'deki gibi verilmiş arkadaşlar. A'da açı ortay olmak üzere diyor. B köşesi A köşesinin üstüne gelecek şekilde şekil 2'de katlanmış. Tanjant BAC açısı 12 bölü 5, tanjant. ABC açısı nedir diye soruyor. Buranın tanjantını soruyor. Şimdi B köşesi eğer A köşesine gelmişse, yani bu buraya katlanmışsa arkadaşlar, o zaman buradaki açılar aynı açılardır. Onu belirtelim. E burada arkadaşlar açı ortay verilmiş. Bakın şurası alfa ise bu da alfadır. E o zaman burası da alfadır. Çünkü katlama sorularında hatta burası dikti hatta burası da açı ortaydır diyebiliriz. Yani burası alfadır. Şimdi tanjant 2 alfa 12 imiş. Bakın yazıyorum. Tanjant 2 alfa 12 bölü 5 imiş. Benden tanjant alfayı soruyor. Bu açıyı soruyor. Tanjant alfa nedir? Şimdi birinci yol yarım açı formülünden kullanabilirsiniz. Bakın yarım açı formülü. Ben daha kısa pratik bir yol öğreteceğim size. Bakın tanjant 2 alfa demek. 2 çarpı tanjant alfa 1 eksi tan kare alfadır. Eğer ben tanjant 2 alfa değerini burada yerine yazarsam 12 bölü 5 eşittir. Tanjant alfaya da x dersem 1 eksi x kareden buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız ne olacak? 10 x eşittir 12 eksi 12 x kare eşitliğin diğer tarafına atarsak arkadaşlar 12 x kare artı 10x eksi 12 eşittir 0. Her tarafı 2'ye bölsek 6x kare artı 5x eksi 6 eşittir 0. Buraya 3x 2x dersek burayı da 2'ye 3 dersek hatta bu eksi 2 artı 3 dersek ve bunların her birini 0'a eşitlerseniz x eşittir buradan 2 bölü 3 çıkar buradan da x eşittir eksi 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2 arkadaşlar bu dar açı olduğu için olamaz. O zaman x dediğimiz şey tanjant alfa 2 bölü 3 olacaktır. Bakın bu biraz uzun bir yol. Hemen bunu kısa bir yoldan çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Şurayı hemen sildim. Şimdi hemen şöyle bir üçgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen çizdiğimde buraya eğer ben 2 alfa dersem tanjant 2 alfa 12 bölü 5. Bu üçgeni uzattığımda arkadaşlar Bakın buraya alfa ve alfa diyebilirim. İki iç açının toplamı dış açıyı verecektir. E bu 5, 12, 13 üçgenidir. Yani bu 13 birimi uzatmış oldum. Bunlar birbirine eşitti arkadaşlar. O zaman buradan da büyük üçgende tanjant alfa değeri şöyle olmuş olacak. 12 bölü 5, 13 daha 18. 12 bölü 18'den o da 6'ya böldür. 2, 2 bölü 3 doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet sevgili gençler. Sizin bu soru hakkındaki çözümünüzü merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.